kaygı duyuyoruz bazen. Acaba mesleğimiz elimizden gidecek mi? Çünkü bu yapay zekalarla birçok şey sanal ortamda gerçekleştirilecek. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odası Birliği, Temel Eğitim Staj Merkezi ve Mersin Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası tarafından dijital muhasebe ve vergide gündem konulu seminer odanın toplantı salonunda yapıldı. Seminere Mersin Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ömer Faruk Tokgöz, oda üyeleri ve muhasebeciler katıldı. Merhaba arkadaşlar, muhasebe denetim danışmanlık istedikleri için iş yeri hizmet, pratiği izlememin ilki esaslı. Seminerde açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Ömer Faruk Tokgöz, seminerle ilgili bilgi verirken hayatımızda olan elektronik uygulamalara değindi. Bu uygulamalar 2004 yılından beri hayatımızda yer almakta ve 2004 yılından bugüne de meslek mensuplarım işi layıkıyla yerine getirmektedirler. Evet, uygulamalar hayatımızda büyük bir yer alıyor. E-İrsaliye, E-Serbest Makbuzu, E-Defter Portalı bu meslek camiasının üzerine düşen yükü layıkıyla yerine getirdiğini ama bu meslek camiasına yeteri kadar değer verilmediğini her konuşmamda ilettim. Biz devletimizin her zaman yanında olduğumuzu ama meslek camiasına da gereken önemin verilmesi gerektiğini buradan sizlerin sayesinde gene onlara da ileteceğim. Konuşmanın ardından TÜRMOB eğitmeni Selçuk Demirtaş tarafından dijital muhasebe ve vergide gündem konulu seminer verildi. Bu seminerde geçmişte şifre aldığımız için orada meslek kodu tanımlamalarının serbest meslek olarak sanırım girmemişler. Dolayısıyla ondan kaynaklı olarak hata verdi. Vergi dersindeki dosya memuru veya sicil memuru ile görüştüğünüzde meslek kodunuzu güncellediğiniz veya bilgilerinizi bu ekrandan başvuru yapabilirsiniz. Eğer herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız bu hususta, mükellefler kendileri meslek odaları veya bizler aracılığıyla, meslek mensupları aracılığıyla işletme hesabında yine kendileri ve meslek mensupları aracılığıyla başvurular yapabilecek.